Herkese merhabalar. Size klinikte yaptığım ve en çok sevdiğim işlemlerden birisinden bahsetmek istiyorum. Yağ enjeksiyonu. Peki biz yağ enjeksiyonlarını kimlerde uyguluyoruz ve kimler için tercih ediyoruz? Açıkçası biliyorsunuz yaş aldıkça ve bazen de genetik nedenlerden dolayı yüzümüzde bazı bölgelerde hacim eksiklikleri oluşur. Yaş aldıkça özellikle orta yüz bölgesindeki hacmi kaybederiz ve alt yüzdeki sarkmalardan dolayı da yüzümüzdeki şekil bozuklukları olur. Yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar ve bunların en erken şekilde düzeltilmesi için biz yağ enjeksiyonlarını tercih ediyoruz. Peki neden dolgu kullanmıyorum? Daha doğrusu dolgu kullanıyorum ama neden yağ enjeksiyonu daha çok tercih ediyorum? Çünkü yağ kendi dokumuz. Bir, ikincisi yağ enjeksiyonu yaparken elim daha kuvvetli, daha yüksek oranda bir volüm elde edebiliyorum. Bir üçüncüsü de yağ hücresi aslında yapısı itibariyle kök hücreden çok zengin bir doku. O yüzden içerisindeki kök hücrenin yaratacağı etkilerden de faydalanmak istiyorum. Peki nerelerde kullanabiliriz yağ enjeksiyonlarını? Aslında vücudumuzun ihtiyacı olan her yerde yağ enjeksiyonu yapabiliriz. Çünkü kendi yağ dokumuz. Ama biz genellikle işte yüz bölgesinde kullanmayı tercih ediyoruz. Bunda genelde hastalarımda alın bölgesi, orta yüz bölgesi, elmacık kemikleri, şakak bölgesi, nazolabiyal bölgeler, ihtiyaca göre burun sırtında, çene ucunda, jawline oluşturabilmek için çene hattında kullanabiliyorum rahatlıkla. Bu işlemi klinik ortamında yapıyoruz. Öncelikle karın ya da bacak iç kısmından alacağımız bölgeyi lokal anestezik bir maddeyle uyuşturduktan sonra oradan özel kanüllerle yağlarımızı alıyoruz. Yağları aldıktan sonra bunları santrifüjle bir işlemden geçiriyoruz ve saf bir yağ dokusu elde ediyoruz. Bu yağ dokularını da birazcık bazen bölgesine göre incelterek ya da olduğu gibi yapmak istediğimiz bölgeye de özel enjektörlerle, özel yağ setleriyle istediğimiz bölgeye veriyoruz. İlk başta tabii ki 48 saat kadar bir ödem dönemi oluyor ve 2 hafta içerisinde de bir miktar ödem gittikten sonra yağlar hemen hemen tam olarak oturmuş oluyor. Yaklaşık 1 sene sonra da bu yağların kişiden kişiye değişmek kaydı şartıyla yağ kalitesiyle alakalı, işte kişinin sigara içmesi, sağlık durumuyla da alakalı olarak %40 ile %20 arasında bir kalma oranı da var. Dediğim gibi basit bir işlem. Lokal anestezi altında yapılan bir işlem. 40-45 dakika süren bir işlem. Ve hemen de sonuç aldığımız bir yöntem. Ayrıca kök hücre de ihtiva ettiği için cildin gençleşmesinde, kolajen artışında da fayda sağlıyorlar. O yüzden ben hastalarıma 3 seans olacak şekilde birer sene aralıklarla yaptırmalarını öneriyorum yağ enjeksiyonunu.